Etrafından dolan. Yok, aylık kazancı göstereyim. Aa, geliyor. Haydi. TA Ekin Kollama aylık kazancını gösteriyor şu an. Bir dakika. Paneli açtı. YouTube Creators Studio. Ekin Kollama açayım. Oradan hesaplayın işte. Bu kanalda hep paneller çıkıyor. Nerede? Brightness kısarsan daha net gözüküyor abi. Krallığa nasıl bilgidir? Onece bilgidir. Kaç abi? 140 dolar mı yazıyor? 1 milyon izlenmeye 267 dolar diyor son 28 gün. 267 dolar çarp. O da şöyle, hani 1 milyon izlenmenin içinde Samsung Galaxy S10 Plus bir telefon var. Orada iPhone reklamı falan mı çıkıyor? Hayır, orada Samsung reklam verdiği için o reklamlar da bana geliyor. Hani benim telefona daha çok gözüküyor. Yani şöyle, hani ta da bunun işte 4 katı desen ama işte bir aile geçindiremezsin. Öyle de geliyor. Yani çünkü ben ta da tek başıma değilim mesela. Ekip var falan, zar zor işte. İşte reklam alıyorsun, döndürüyorsun ama benim tabii bu işim, gerçek işim siber güvenlik olduğu için. Bizim chatteki döviz biraz... Hesapladılar hemen dövizleri. 1570 lira. Allah asgari ücret etmiyor. Hayır, şöyle. Sponsorlu işi aldım ama buna koyalım diyorsun. O 1570 liranın %15'ini fenomen vergisi olarak veriyorsun. Stopaj gelir vergisi. Yaz, dur, yaz. 1570'den %15'i çıkar. Çıkardınız mı? Yani 10.000 TL mi? Oğlum neyini anlamadın? 1500 işte. Dur. Kaç saniye geç geliyor chat? Ben bir şey söyleyeyim, gelmiyor. 7. 7. Tamam. Heh, 1110 lira. Onun da %22'sini gelir vergisi olarak düşür. Hmm. Düşür. Başka bir şey. Gele bak şimdi, çıldır. Almanya'da işçim 2300 euro. Net alıyorum. Net alıyorum diyor. Bağışa devam. Bağışa devam. Çünkü parası var. Matador takır takır koyuyor. Şu an çünkü adamın aylık 2300 euro kazancı abi, var. Şöyle düşün ama. 2300 euro ile ama onların marketi o kadar ucuz ki o euroya göre. Dünyaları alabiliyor yani. Evet. Bizdeki hani 930 lira mı? 888. Bir yer çalışıp 3 tane iPhone X alabiliyor herhalde. O 880'den de bir 150 lira muhasebe parası çıkar. Çünkü şirketim var. Muhasebe dinleyen efendim. Daha bu arada yani. Sonra o geri kalan paradan da 888-150 çıkar, kaç oluyor? 600... Yok, 738. Bir 250-300'ü sanal ofis parası çıkar, şirket vergisi. Evet. Sonra bunun bir de geçici vergisi geliyor, bilmem ne geliyor. Mesela geçmiş olsun. Bir de TA'yı ekle, hadi gene hadi ya, TA'yı da eklesen aynı muhabbet. Reklam alman gerekiyor. O da... Bana çok denk gelmiyor yani. Kendi açımdan konuşayım ama... Siber güvenlik işi yapıyoruz, oradan kazanıyoruz biz de. Onu bak tam bilmiyordum. Abi vergi şöyle düşün, bizim ülkede hiçbir zaman aa Nusret işte şöyle kazanıyor falan filan diyorlar ya mesela. Nusret pahalıdır mesela, tamam ilk başta hadi şimdi eyvallah pahalıdır mesela. O dükkan adamı Etiler'de, Etiler'de o dükkanın kirası 80 bin lira. 25-30 kişi çalışıyor. Nusret'in kötü... milyar dolar borç çıktı zaten. Asgari ücret çıkartma çalışan adamlar zaten 500-600 bin lira gideri var sırf bir ayda. Yani o parayı nasıl kazanacaksın? Kol gibi hesapsak olarak yani. Ama lezzette... Güzel de yapıyor bu arada, yapacak bir şey yok. 23 Nisan'da herkese bedava yemek vermiş. Abi, ama izlem olmuş. Yapacak ama bence güzel hareket. Çok tatlı hareket. Dünyanın her yerinde alt tap mı? Alt yapı eksikliği var. Alt çok top. Güzel hareket tabii de. Evet. Uygulama kısmında bayağı bir sıkıntılar yaşamış. Laptopların geleceği hakkında düşüncesi ne? Ben daha 8 bitireceğim diye götümü yatıyorum be. Kardeşim birikmiyor zaten. Veriyorsun. Bu arada şöyle yani, ben 32 yaşındayım, 32 yaşına kadar gel sen de biriktirmezsin. Merak etme, ben de öğrenciyken Eskişehir'de 10 liraya bir hafta anca yetindirmeye çalıştığımı bilirim. O kadar değil. Anos seni sevdiğimden yolluyorum, BMW'de çalışıyorum. Herkes alamıyor parayı. En kötüsü 1700 euro kazanıyor diye küfreder gibi bir tane daha matador. Kardeşimiz göndermiş, kendi 2300 alıyor. Üst title'da. Özü kabahatinden büyük. Müdür herhalde. Allah. Oh. Yok yani. Minik bir drop var ama. 1700 almıyor abi, 1700. Sıkıntı yok. Benim arkadaşım BMW'de çalışıyor. 6400 lira maaş alıyor. Ne mezunsun abi diyorlar. İngilizce iktisat. İktisat. Paradan anlayan adam. 6400 lira maaş alıyor herif. Bak nasıl koydu şu an. Moralim bozuldu. Abi şöyle aylık market giderleri.
300 euroymuş. Ben bunu soruyorum falan ama 300 lira böyle her şey dahil. İçkisinden, viskisinden. Abi öyle çünkü çok ucuz herifler şeyi. Dava muhabbeti var. Sen davaya verdin mi hiç bunu? Verdim. Küfür mü etmişti? He. Ne oldu? O karıştı. Bekliyoruz. Geldi gitti, geldi gitti. Lan okudum. Sıkıntı olmaz. Doğal bu işte. Ama doğal gibi oldu. Yeme lan, cips lan o kadar da. Bir arada tutma şeyim olmadı. Abi yemek sepeti.com sana reklam vermiyor mu ya? Hı? Veriyor. Bir şey göndersin. Açalım mı? Hemen söyleyelim abi. Yok, söyleyelim şey abi. Dur. Yok yok söyleme. Ben öyle her şeyi yiyorum. Kokoreç, tantrum, ekspeyn. İşte yemiyorum. Ekmek yemiyorum ben. Uğraştırıyorum ondan sonra. Tamam sen söyle. Ne var burada şu? Ha pizza var. Tamam çeti pardon. Şuraya verdi. Ben çete bakayım abi. Aynen. Çeti ver buraya. Yok fark etmez. Oraya da veririz. Mangal. Yanık mangal. Uzun saçlı kim? Ha. Oğlum saçma sapan muhabbet ya. Bayağıdır şey açmayacağız herhalde. Yayın. Temiz reis. Eyvallah. Bir kere Eskişehir'de buradayken ben çok yemek yiyordum o zamanlar gençken. Dediler ki 5 tane tantuni yiyebilir misin? Dedim yerim. Yarım ekmek ama. Midan yanar. Oğlum kalkamadım. Kalkamadım. Bak yedim. Biraz böyle bir yarım saat oturdum yediğim yerde. Adam bizi kaldırıp başka müşteri atacak alamadı. Beni böyle koluna tutup taksiye binip eve götürdü. Yattım böyle. Böyle yattım. 2,5 ekmek yemiştim tek öğünde. Ben de şeydi ondan insan. Yemeğe sonra bakarız ya. Bu İzmir bomba diye bir şey varmış. İçi çikolata. Abi onunla var ya yemeğe. Ben bak 2005'e kadar İzmir'de ikamet ettim. Hani okumaya Eskişehir'e gittim 2005'te. Öyle bir şey yoktu ya. O tamam meşhur etmesi çok güzel bir şey. Yıllar sonra meşhur olacak da hani İzmir'e has bir şey. Yani yeni çıkan bir şey. 5-6 Bilmiyorum yıl. Abi yeni menü yani. Çok iyi var baba. Güzel, çok iyi. 3 tane yedim ölüyordum ben. İçin yanıyor. Yani. İçin yanıyor bir de. Geçmedi boğazımdan yapıştı. Otomotiv mühendisi okuyorum sizce nasıl meslek? Güzel. Bu arada şöyle hangi sigara mesleği... Sigara mı nargile mi demişler burada? Nargile. Ben şöyle sigara içmiyorum. Nargile ayda yılda bir tane aşırı keskin naneli içebiliyorum. Aa. Nanesiz başka esaslı bir şey içersem ciğerlerim tıkıyor. Nane açıyor. Ama tabii hiç ikisi zararlı içmeyin. Bomba çok efsane. İzmir'e giderseniz mutlaka bomba nerede? Alsancak'ta. Neydi o? Alsancak'ta Leman Kültür'ün yanında. Alsancak'ta böyle en sona doğru Starbucks'tan falan sonra. Tamam ben işte orası. Adı gelmedi aklıma da. Oradan ben bomba de dedikleri şey içinde Nutella var. Dışında çok çıtır bir hamur. Çıtır değil aslında yumuşak. Hamur kapatıyor Nutella evet yumuşak. Önünde Çelebi. Çelebi 150 kişi sıra var bak biliyorlar. Çünkü viral çünkü en iyisi. Çelebi'ye gidip bomba yemeniz lazım İzmir'e gidiyorsanız mutlaka. Yiyin hakikaten. Mutlaka yiyin. Bir yerin en ucuz meşhur şey ya. Bak ölürsünüz yani. Tabii 5 liraya 4 tane veriyor bir de su veriyor yanına. Evet evet. Mükemmel. Ha bu arada zam gelmiş abi senin hesaba göre. Zam mı gelmiş? Evet abi bizim 3 lira tanesi. 3 lira mı tanesi? 3 lira tanesi abi. O ne lan ne lan. O da Nutella dolar bazlı ya ondan da. Büyük ihtimalle. Evet. Anla senin gelirin ne kadar. Ya o Twitch'ler çok daha fazla kazanıyor YouTuber'lardan. Gömeyim bari burada. Yok be beyler bakın şimdi yayına. 3, 6, 9, 12, 100 abone. 300 abone. Oha ya bu kadar para atmayın. 4,5 milyon atmışlar şu an. Valla ne oldu ya? 6000 abone. Abi de. 10 dolardan desen 60.000 dolar. Üf. Ben kazanıyorum beyler ya. Hiç yalan söylemedim ki size. Hep kazanıyordum yani. Çok ülkenin en büyük markaları da çalışıyorum ama böyle bir yayıncı yok çünkü. Türkcell'le çalışıyoruz lan. Niye batsın ki abi adam? Niye para kazanmak? Para kazanıyor. Çalışıyorum kazanayım beyler ben. Şöyle bunun vergisini herkes veriyor. Ha. Asıl çalışıp vergisini vermenden sormanız lazım. Kaldı ki bu sorunlar. Onlarda gökten siksinler zaten. Bazen böyle Instagram magazin sayfalarının gazına gelenler oluyor. Biz YouTube gelirimizden bahsettik. Olmadığını söyledik reklam koymadığı için. Ha tabii koymayınca olmuyor. Hani YouTube geliri... Onu koy ya şimdi bak ben sana söyleyeyim hakikaten tavsiye yani önerilsin abi kanalı. Gerek yok. Ben zaten işte Evrim'in şöyle bir videosu vardı. Bisiklette böyle şaklabanlıklar yaptı. Video iyi izlendi. Ama reklam beklem yok benim yolumdan gidiyor da. Abi denemek için reklam koydu adam. O gün artı 100 bin izlendi video. Abi çünkü 300 bin izlenen video böyle hafta geçmiş.
100 bin izlendi o gün. Reklam koy diye. Ne oldu? YouTube onu önerdi. Çünkü reklam gösterecek, para kazanacak falan. Ben de koyayım diyorum beyler, yani ne olacak, bir iki tane reklam. Zaten bütün YouTube'u koy hala koyuyor. Bir tek ben koymuyorum Türkiye'de mal gibi. Bir tek ben. O bir duruş değil abi. Çünkü önermiyor. Senin bence daha fazla kitleye hitap etmeyi için koymuyor. İnşaat mühendisi okuyorum. Çizim yapabileceğim piyasadaki laptoplara uygun fiyat olanları önerebilirsin. Laptop alma mal gibi. Tamam mı? Yani. Kıçını yırtan bir abim var burada. Masaüstü al. O programlar belki dışarıda çok falan okulda proje göstermek istiyor. Abi SketchUp, AutoCAD'ler bilmem neler. Aynen okulda böyle yanında bir şey istiyordur yani. Bence... Tamam. Ben de öğrenciydim okulda. Koyucu herkes bak. Koyayım mı lan bundan sonra? Okulda hiç iPad, yapmadım. MyPad. Koy ya, ben koyarım. Koy ya, ben ya, koy gitsin demişler ya. Açık zaten şurada yapacağım. Abi zaten 5 yıldır hiç koymadım. Koyma hakkım var herhalde değil mi? MyPad de olabilir abi. Değil mi? Koymuyorum deyince koyanlara dis oluyormuş gibi oluyor ama YouTube öyle yürüyor adam. Şey tek işi YouTube'sa koyacak da para kazanacak oradan. Abi, ben yayıncıyım, YouTuber'ım bilmem ne. Ona da öyle yapacaksan o da abone almayı da kapatacaksın. Bağış almayı da öyle, ondan sonra burada... Tam mı hizmet ediyorsun? Hizmet. Ondan sonra cips bile olmazdı yani şu an. Herkes bak istikrarlı koy amına reis diyor yani. Abi koy tabii canım. Net, ya izlemek istemem de koy kursun et biliyorsun. Ondan düşünsün bir sene ama. Ben etibol kurmaydım. Ben çok etik yaklaşıyorum olaylara. Böyle hani... Aslında etik bir şey değil abi. Şöyle bir şey. Ben de bir şeyin reklamı yapıyorum ya abi. Şimdi dışarıdan bakayım. Bir şeyin reklamı yapıldığında kapatmak istemiyorum programı. Ben kullanıcıyken internette ben de nefret ediyordum. Ama içerik üreticisi olunca diyorsun ki lan bedava yapıyorum zaten. Hani hiçbir şey kazanmayayım. Zaten bedava hani yapıyorum. Hani bir bana o para vermiyor. Canlı yayında mesela şöyle. Şu an işte izleyicilerimiz var. Sinemaya gidiyorlar. Mesela 20 lira veriyorlar. 2 saatlik film izliyorlar. Ya bazen beni yayında 24 saat, bazen 8 saat izliyorlar. Bir şey vermelerini ben beklemiyorum ama algı olarak sinemaya 20 lira veriyorsun mesela. Şöyle, buna 2 lira atabilirsin. Hani sinemaya sallıyorum. 20 lira veriyorsun, 35 dakika reklam çakıyor. Reklamdan kazanıyor zaten o sinema parayı. Yani. Biz de bazen... De şöyle abi... Ben yayında gerçi bayağıdır sponsor bir şey televizyonda abuk sabuk bir sürü tipler para kazanıyor. Yılmaz Morgül'lere falan para kazanıyor. Yani bu adam Yılmaz Morgül yetmiyor mu yani? Televizyon öldü ya abi. Beter olsun. Yani yakinen içine girdikten sonra televizyonun, böyle içine yok girmek abi derken, sektöre girmek... eskiden bölüm başı 100 bin lira alındanlar şu an 5 bin liraya tamah ediyor. 5 bin TL ver diyor bana, ben bu dizide oynarım. Ben bu programda oynarım. Ve dizi çekimi falan o kadar zordur ki. Şükür edersin YouTuber olmaya. Tabi sabah gidiyorsun. 36 saat aralıksız. Olmuyor tamam mı? Mesela atıyorum üçümüzden biri bir şey yanlış yaptı. Bir daha çek, bir daha çek, bir daha çek. 300 kere daha çekiyorsun. Bak, ondan ben sonra Kafaların filminde oynadım. Yemin ediyorum Antalya sahnem var. Ya 2 saniye. Öyle bir şey. Yaptın geçtin mi yoksa? Abi 2 gün. Nasıl? Sabahtan gidiyoruz 7.30'da set, 6.30'da sana set gelene başlıyor. Kadar patlıyor mu? Bana gelene kadar ya ben bekliyorum sıramı. Çünkü çekim sırası makyaj yapılıyor, çekiliyor, öyle olmadı, böyle olmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı bilmem ne. Lan dedim hani ver kamerayı kralını çekeriz. Hani YouTuber'sın ya kafanda şey kuruyorsun. Kadrajı ağırlıyorsun, açıyı ağırlıyorsun, aklında yani kelimeler var, akıcı konuşuyorsun, seçmeyeceğim falan. Ve şöyle bak anlatayım. Makyaj yapan Meltem'di herhalde kadın adı. İşte o anlatıyor. Diyor ki dedim anne nasıl YouTuber'larla film çekmek? Herkes gelip oynuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Oyuncularla YouTuber'ları kıyaslayıp ne diyorlar? YouTuber'lar mal diyorlar değil mi? Hayır. Ben dedi. Daha mı diyorlar? Bak hepsi başrol dedi Fatih'ler, Takanları kastı. Hepsi başrol dedi. Her gün gelir hayatı sorarlar. Bana çay getirirler. Ben dedi kıçı kırık. Burada tek renkli olma oyuncudan trip yedim az önce dedi. Adını vermedi. O sırf oyuncu diye. Yani. Düzgün yapsana kadın falan kaymış böyle. Makyajını falan. Yani şey diyor, YouTuber'lar diyor, hani oyuncular da YouTuber'ların kusura bakmasın, götünü yesin dedi yani. Sikik oyuncuların triplerinin hiç aynen önemi öyle yok dijital evet çağda. YouTuber'lar, işte internet fenomenleri, bilmem neler, yayıncılar falan. Onlardan çok daha kıymetli. Ben bunu her gittiğim yerde görüyorum. Ne oldu ya sizin Twitch'lerinde de film vardı? Twitch ne? Özgür Dünya mıydı neydi? Ha ben bilmiyorum ne oldu. Neyse. YouTuber'lar film çekmesin çekmesin dediler de ondan. Onlar ne yaptı diye merak ettim. Bir bakın ya kaç izlenmiş Box Office Türkiye'den. Dur bakayım ben merak ettim madem öyle söyledin.